Evet, merhaba, hoş geldiniz. S23 Ultra'nın en iyi özellikleri videosuyla karşınızdayım. Bu videoda S23 Ultra'yı almak için fiyatı da değerlendirildiğinde iyi olduğunu düşündüğüm özellikleri sizlere anlatacağım. Hemen videoyu uzatmadan başlayalım. Ancak videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, S23 Ultra ne olursa olsun 2023'te Samsung'un amiral gemisi. Tabii ki siz burada Z Fold 5'i de sayabilirsiniz ama Z Fold 5 ayrı bir kategori. S23 Ultra Samsung'un yıllardır sürdürdüğü, sonra bıraktım dediği ama hala devam ettirdiği Note serisinin bir üyesi. S23 Ultra diyoruz ama kalem var. S23 Ultra diyoruz ama bu cihazın tasarımının S20 Ultra ile alakası yok. Note 20 Ultra'ya baktığınız vakit aslında bu iki cihazın aynı olduğunu, birbirini takip eden cihazlar olduğunu göreceksiniz. Ama öyle veya böyle bu cihaz Samsung'un şu an en tepe cihazı. S24 Ultra çıkasıya kadar. S23 Ultra ve amiral gemisi dedik. Siz, ilk maddemiz fiyat. Siz S23 Ultra'yı Samsung'un amiral gemisine iPhone 14 fiyatına, iPhone 15 fiyatına alıyorsunuz. Bakın, bugün iPhone 14'ün 256 GB'ı 47.600 TL. Biz bunu 47.000 TL olarak kabul edebiliriz. iPhone 15'in 256 GB'ı 52.400 TL ediyor. Onu 52.000 olarak kabul edebiliriz. Bir diğer tarafta S23 Ultra'nın 256'sı 45.500, 46.000 kabul edelim. 512'si de 53.000 TL. Hadi biraz gönlünüz olsun, ona 54.000 TL kabul edelim. Diğer tarafta yurt dışında fiyatları benzer olan 14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro, 15 Pro Max'in fiyatlarına baktığımızda, 14 Pro ile Pro Max'e bakamıyoruz çünkü Türkiye'deki fiyatları anlamlı değil. 15 Pro ile Max'e bakmamız gerekiyor. Burada da ben sadece boyut olarak Pro Max rakip olduğu için onun fiyatını söyleyip geçeceğim. Pro Max'in 256 GB'ı 80.000 TL, 512 GB'ı 90.000 TL. Şimdi siz bakın, iPhone 15 Pro Max S23 Ultra'dan daha iyidir derse birisi, hayır, S23 Ultra çok daha iyi bir cihazdır diye ben kalkıp da tartışmaya girmem. O kişi onu beğenmiştir. Tamam, hiç sıkıntı yok. Cebine parası varsa alsın. Hiç sıkıntı yok. Ama şimdi 512 GB S23 Ultra 54.000 TL diyorsunuz. 512 GB iPhone 15 Pro Max 90.000 TL diyorsunuz. Arada neredeyse 40.000 TL'lik bir fark var. Hadi gönlünüz olsun, 36.000 TL'lik fark var. E arkadaşlar, hani ben iPad Pro'ları beğenirim. E 36.000 TL iPad Pro alıyorsunuz. Hiç olmadı MacBook Air alıyorsunuz. Hiç olmadı Okkalı bir bilgisayar alıyorsunuz. Ve bu ürünlerin yurt dışı fiyatları benzer. Böyle muazzam bir fark arada yok. Biz yarın dönüp dolaştığımızda S24 Ultra gelecek. S24 Ultra'nın da fiyatı bu şekilde olacak. Yani 90.000 TL'ye çıkmayacak onun 512 GB'ı. 75.000 TL, 80.000 TL. Arada yine bir 10.000 TL'lik fark olur. Üstelik eğer dolar fırlamazsa S24 Ultra'nın da fiyatı belli bir seviyeye düşer. Zaten hani belli bir seviyede düşmeye geçtim. Bu ürün ilk geldiğinde de absürt takas kampanyaları, ne bileyim yanında saat, kulaklık falan hediye ederek yine S24 Ultra bile iPhone 15 Pro Max'e karşı ciddi bir fiyat avantajına sahip olacak. Bu sebepten ötürü birinci maddemiz, benim her zaman söylediğim bir madde, fiyat. S23 Ultra şu an tam manasıyla bir amiral gemisi. Türkiye'de S23 Ultra'nın bir rakibi yok. Ne manada rakibi yok? Yani biz Android tarafında Xiaomi 13 Pro'yu, Ultra'yı, Oppo Find X6 Pro'yu, Vivo X90 Pro Plus'ı falan göremiyoruz. Bunlar olsa, bunlara 60.000 TL'ye satılsa, evet S23 Ultra'dan daha pahalı. Evet, bence kesinlikle bunların hiçbir şekilde S23 Ultra'yla kıyas şansı yok bu fiyatlarla. Hani 60.000 TL gelirse mesela. Ama bir rakip, bak, değerlendirilebilecek bir rakip vardır. Türkiye'de arkadaşlar S23 Ultra'nın iPhone dışında hiçbir rakibi yok. Yani rakip diye çıkan ürün OnePlus 11, 45.000 TL'ye satıyorlar. Hadi iyimser olalım, 40.000 TL'ye satıyorlar. Ben bu ürünlerin aynı segmentte olmasını geçtim. Türkiye'de yani çok ezici çoğunluk Samsung alıp geçecektir 45.000 TL'ye. Ben fiyat konusunda S23 Ultra'nın inanılmaz avantajlı olduğunu düşünüyorum. İkinci maddemiz tasarım. Şimdi bir önceki maddede tasarımın eksi yönlerden biri olduğunu söylemiştim. Arkadaşlar, bu cihazın bence tasarımı çok iyi. Evet, boyut konusunda problemli bir cihaz. Ama boyutu dikkate almayanlar veya boyutu tolere edebilenler için şu köşeli tasarım bence çok, gerçekten çok iyi. Örnek veriyorum, yine rakip iPhone 15 Pro. Örnek veriyorum iPhone 14 Pro Max. Bunların tasarımları da çok iyi ama kendi adıma konuşuyorum, ben yuvarlatılmış tasarımları hiç sevmiyorum. Mesela S20 Ultra'nın tasarımı da benim için çok iyi değil. O da biraz yuvarlatılmış bir model. Ama Note 20 Ultra, Note 10 Plus, S22 Ultra, bunların tasarımlarını ben hep beğeniyordum. S23 Ultra'yı da beğeniyorum. Bu şekilde bakıyorsak evet, S23 Ultra güzel. Bu cihazdaki hafif kavisin ekran koruyucu bulma konusunda sorun yaşattığını söylemiştim. Evet, ama cihaza ciddi manada bir estetik kattığı da bir gerçek. S24 Ultra geldiğinde, düz ekrana geldiğinde bunu daha net bir şekilde fark edeceğimizi düşünüyorum. Bu cihazın çerçeveleri ince, abi amiral gemisinden beklenen bir şey zaten. Bunun yanı sıra elde tuttuğunuzda malzeme kalitesi hiç ama hiç sırıtmıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Olması gereken segmentte bir malzeme kalitesi var. Bunların dışında tasarım konusunda benim söyleyebileceğim bir şey yok. Üçüncü maddemiz pil performansı. Arkadaşlar, bu cihazın pil performansı gerçekten iyi. Hani gerçekten iyi denilebilecek kadar iyi. Hiç öyle şöyle gidiyor böyle gidiyor demeye gerek yok. Ben size ekran görüntülerini koyacağım. Mobil veri de tamamen mobil veri kullanarak
tamamen dışarıda geçirdiğim, sürekli seyahat halinde olduğum kullanımlarda bile 6-7 saat ekran süresi verdiğini gördüm ben. 14-15 saatlik bir bekleme süresi içerisinde 7 saatlik, 6,5 saatlik bir ekran süresi vardı. Aralıksız 3-3,5 saat konum kullandığım oldu. Orada da bir 6 saat civarı ekran süresi sanırım almıştım. Bunlar işin mobil tarafı. Wi-Fi tarafında ben genelde 7-8 saat ekran süresi alıyorum. 10 saat, 11 saat ekran süresi aldığını iddia edenler var. Hani ben öyle bir şey alamadım ama uzun lafın kısası. Ekran görüntülerini arka tarafa koyarım. Bu cihazın pil performansının gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bu ekran görüntülerine bakarak siz de nasıl bir pil performansı elde edeceğinizi aşağı yukarı anlayabilirsiniz. Burada Samsung'un hani iyi yaptığı şeyler var ama esas mesele 8 Gen 2. Bunu da söylemek lazım. Şimdi dördüncü maddemiz ekran. Arkadaşlar ekran çok iyi. Yani bu fiyat bandında bulabileceğiniz en iyi ekranlardan birisi. Kimsenin kalkıp da hani buna itiraz edeceğini düşünmüyorum. Ve siz böyle bir ekranı 45 bin TL alıyorsunuz. Bir defa ekran kalitesi, genel ekran kalitesi çok yüksek. 2K 120 Hz ekran alıyorsunuz. Bu fiyat bandında 2K 120 Hz ekranı biraz zor bulursunuz. Bundan birkaç ay önce dediğim 6 ay önce falan Xiaomi 13 Pro satılırken evet o da ekran olarak iddialı bir üründü. O da burada vardı ama artık yok. Tabii ki bu fiyat bandındaki cihazların ekranları kötü demiyorum ben. OnePlus 11 var, Xiaomi 13 var. Bunların ekranları tabii ki. 60 Hz faktörünü çıkarırsak iPhone 15'in de ekranı iyi. Çok ciddi bir parlaklık sunuyor 2000 nitim. Ama dönüp dolaştığımızda S23 Ultra'nın ekranı kadar komple bir ekran bu fiyat bandında yok desek yanlış olmaz. Bir önceki videoda parlaklık sorun demiştim ama parlaklık sorundan kastım şu. S24 Ultra'da bir artık ekran değişikliği geliyor ve çok daha parlak bir ekran gelecek. Ancak S24 Ultra'da daha parlak bir ekran gelmesi bu cihazın ekranının değerini düşürmüyor. Parlaklık konusunda hemen hemen hiçbir sorun yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Parlaklık seviyesinin yanı sıra telefon aşırı ama gerçekten aşırı ısınmazsa ekran parlaklığını çok ciddi manada koruyor. Varsayalım ki aşırı ısındı, cihazın ekran parlaklığının kısılmış hali bile aşırı parlak. Bu sebepten ötürü parlaklık konusunda bu cihazda bir problem yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Ayrıca mesela bu cihazın içerisinde normalde en yüksek parlaklığını otomatik parlaklıkta veriyor. Ekstra parlaklık diye bir ayar var. Diyelim ki siz parlaklığı gerçekten çok seviyorsunuz. O ayarı açıp ekran parlaklığının daha yukarılara çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Son olarak da ekran hakkında şunu söylemek istiyorum. Samsung Galaxy S10'la beraber ondan itibaren ekran renklerini sürekli daha doğala yaklaştırıyor. İnsanlar da her yeni çıkan amiral gemisinde eğer cihazı doğal modda kullanıyorsa bu cihazın ekranı soluk diyor. Bu cihazın ekranı soluk diye şikayet ediyor. Tabii ki ortada çok büyük bir şikayet de yok da özellikle eski Samsung kullanıcıları ekranların renklerinin abartısının azaldığını görmüş olabilir. Uzun lafın kısası ekran gittikçe her Samsung modelinde, her Samsung amiralinde doğal renklere biraz daha yaklaşıyor desek, biraz daha böyle soluklaşıyor desek yanlış olmaz. Bu ekran kalitesinden düşürüyor mu? Hayır, düşürmüyor. Bunu da söylemek istiyorum. Bunu bir artı olarak yazabilir miyiz? Bence yazabiliriz hani. Bir artı olarak yazabiliriz. Şimdi 5. maddemiz S Pen. Arkadaşlar S Pen, baştan şunu söylemek lazım. Olsa da olur, olmasa da olur. Ama varlığı bir değer mi? Eğer hayatınızı entegre etmeye çalışırsanız bir değer. Benim çok kullandığım söylenemez. Birkaç yerde işime yaradı. Kalem kalitesinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi hayatımda olsa da olur, olmasa da olur. S Pen'in temassız özellikleri var. Kullanan kişiler için faydalı. Bu videoda onun detayına girmeyelim. İşletim sistemi kalemi kullanmak için faydalı özellikler sunuyor. Hani kalem var, sadece yaz falan filan değil. Samsung'un yıllardır süregelen bir not tecrübesi olduğu için aynı yazılımsal özellikler olduğu gibi bunda da var. Zaten bunun not bir cihaz olduğunu söylemiştik. Şimdi 6. maddemiz yazılım. Ben One UI'ın yani Samsung'un arayüzünün Android arayüzleri içerisinde en iyi, en derli toplu arayüz olduğunu düşünüyorum. Bana katılacak birçok insan da vardır. Bu benim kişisel fikrim, illa kabul etmek zorunda değilsiniz ama tekrar söylüyorum. Ben One UI'ın en iyi arayüz olduğunu düşünüyorum. Hala gidecek yolu var mı? Gidecek birçok yolu var. Mesela kamera yazılımını siz buraya One UI'ın bir parçası olarak ele alırsanız kamera yazılımının bir gidecek yolu var. Örnek vermek gerekirse. Buna rağmen ben toplam paket olarak baktığımızda One UI'ın en iyi arayüz olduğunu düşünüyorum. Bunların yanı sıra bu cihaz güncelleme de alacak. Bir yıllık bir ürün. Çıktığında 4 tane Android sürüm güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncelleştirmesi sözü vardı. Bunlardan birer tane yedi. Android 14'ü yakın vakitte aldı bildiğiniz gibi. 3 tane daha Android sürüm güncellemesi alacak. Neredeyse bugünden itibaren de 4 yıl güvenlik güncelleştirmesi alacak. Hala güncelleme konusunda bugün alırsanız önünüzde ciddi bir cihaz duruyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun yanı sıra 2 tane daha madde var. Biliyorsunuz Samsung'da DeX diye bir yazılım var. İnanılmaz, muhteşem, harika potansiyel içeren bir yazılım mı? Ben yeterince geliştiğini düşünmüyorum ama eğer siz bunda bir iş yapmak isterseniz orta halli işlerinizi yapabilirsiniz. Ya kullanılabilir durumda. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama o beklenen ve istenen potansiyelini gerçekleştirir mi derseniz ben hayır derim. Samsung'un paraya basıp DeX özelinde daha kabiliyetli uygulamalar getirmesi gerekiyordu. Bunu söylemek istiyorum. Son olarak da GoodLock kamera asistan gibi Samsung'un birçok kendine has uygulaması var. Bunlarla One UI'yi ciddi manada, öyle belli manada değil, kimine göre ciddi, kimine göre orta halli ama hatırı sayılır miktarda özelleştirebiliyorsunuz. Bunu da söylemek istiyorum. Bence bu bir artı.
Şimdi son olarak kamera. Şimdi arkadaşlar benim S23 Ultra'dan en beğenmediğim kısım kamera. Bak tekrar söylüyorum. Benim S23 Ultra'dan en beğenmediğim cihazın bütün noktaları beni bir şekilde tatmin etti. Bir şekilde tamam dedirtti ama böyle en çok içime sinmeyen nokta kamera. Hala gelişmesi gereken yerler var dedirten yer kamera. Ama buna rağmen bu fiyat bandında bu kamera kesinlikle bir artıdır. Ben burada şunu söylemiyorum. Piyasadaki diğer amiral gemileri, diğer telefonlar S23 Ultra'yı kamera olarak ezip geçiyor. Yok hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bana göre S23 Ultra piyasada kamera olarak en başta gelecek cihazlardan birisi. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Genel olarak telefon kameraları beni tatmin etmiyor. O bir kenara. Telefon kameralarının yanı sıra yazılım kısmında gidilmesi gereken bazı noktalar var. Bazı noktalarda kafa yapısının değişmesi gerekiyor. Bu da ayrı bir kenara. Bunlar incelemenin konusu uzun uzun anlatırız. Zaten hani en kötü özellikler konusunda da neleri kafama taktığımı da söylemiştim ben. Bu cihazın kamerasının iyi tarafına gelirsek. Şimdi arkadaşlar kamera tam paket. Her kamerasında, arka kamerada, ön kamerada, zoom kamerasında, her kamerasında siz ciddi bir seviyeyi rahatlıkla yakalıyorsunuz. Bu bir artı. Bütün kameralarla 4K 60fps video çekebiliyorsunuz. Yalnız burada şöyle bir detay var. 4K 60fps video kaydına başladığınızda arka kameradaki kameralar arasında geçiş yapamıyorsunuz. Bunu iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max yapabiliyor. S23 Ultra yapamıyor. Siz ayrıca başlatırsanız 10x optik zoom kamerasıyla, 3x optik zoom kamerasıyla 4K 60fps video çekebiliyorsunuz. Ama diyelim ki ana kamerayla başladınız. Elinizle zoom yaparken 3x optik zoom'a 12x optik zoom'a geçmiyor veya geniş açıya geçemiyorsunuz. Eğer bir kamerayla çekim yapmak istiyorsanız o kamerayla başlatmanız gerekiyor. Sadece 4K 60fps'te aşağısında sorun yok. Bir diğer madde Samsung'un en çok sevdiğim konularından birisi. Samsung'un kamera yazılımı bence en iyi kamera yazılımlarından birisi. İşleme vesaire olarak demiyorum. İşlev olarak diyorum. İçerisinde birçok faydalı oyuncak var. İçerisinde birçok özellik var. Boş bir kamera yazılımı yok. Çoğu zaman bir işlev için, bir özellik için 3. parti bir kamera uygulamasına ihtiyaç duymuyorsunuz. Duyduğunuz yerler var mı? Hani çok çok zorlarsanız belki. Fotoğraf kısmına gelirsek ben çok fazla kırmızı bir nesne çekmiyorum ama kırmızı renkleri, kırmızı nesneleri biraz daha böyle parlak çekmeye çalışıyor. Siyah nesneleri biraz daha parlak çekmeye çalışıyor. Bunun dışında tutarlı bir fotoğraf olduğunu, keskinleştirme dışında diyorum ama bu keskinleştirmenin pozitif katkı sağladığı noktalar da var. Bunu da söylemek lazım. Bu söylediklerin dışında fotoğrafının tutarlı olduğunu söyleyebilirim ve kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Mesela siyah bir nesneyi parlak çekiyorsa biraz eksi pozluyorsunuz. Bir problem kalmıyor. Siyahı olduğu gibi çekiyor. Kırmızının tonunu çok fazla tutturamadım demeyeceğim. Hani onu da biraz böyle eksi pozlayarak tutturabiliyorsunuz. Genel olarak böyle fotoğrafları parlak çekmeye çalışıyor. Bunun dışında ben fotoğraf kalitesinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Biraz parlaklığı kısıyorsunuz. Ortaya daha oturaklı bir fotoğraf çıkıyor. Ama genel olarak fotoğraf kalitesi iyi. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu cihazda bildiğiniz gibi 50 megapiksel ve 200 megapiksel modları var. Bakın eğer mesele detay çekmekse, çözünürlükse kesinlikle etkisi var. Kesinlikle etkisi var. Ve bunu artı olarak sayabiliriz. Ama 50 megapikselin ve 200 megapikselin yapay zeka işlemesi biraz problem. Böyle ortaya bir ürün sunmak için fotoğrafı çok işliyorlar ve gerçeklikten biraz çıkartıyorlar. Bunu ben örneklerini koyduğumda anlayacaksınız. Örnek veriyorum, siz bir elbise çekeceksiniz. Çekiyorsunuz. İşliyor. Çat ortaya farklı bir fotoğraf çıkarıyor. Örnekleri koyduğumda ne dediğimi anlayacaksınız. Ben en kötü özellikler videosunu çektiğimde bir arkadaşımız neden hiçbir YouTuber 50 megapiksel ve 200 megapikselin yapay zeka işlemesinin kötü olduğundan bahsetmiyor diye yorum yazmıştı. Ben de promotla falan uğraşım falan demiştim. Ama burada söylüyorum dediğim gibi evet yani ben de fark ettim. 50 ve 200 megapiksel her zaman böyle çok kötü diyemeyeceğim. Bunun işe yaradığı, bu işlemenin işe yaradığı yerlerde az değil kesinlikle. Ama bazı noktalarda da kötü işlediğini söylemek lazım. Ama iyi yönüne gelirsek detay mı çekmek istiyorsunuz? Evet. 50 megapiksel, 200 megapiksel detay çekiyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunları söyledikten sonra videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bütün hani bu kadar özellik saydık. Bu özellikler arasından hani hangisi en çok bu cihazı aldırır? Hangisi bu cihazı en çok aldırır diye bir soru gelirse kesinlikle ve rahatlıkla söyleyebilirim ki fiyat. İyi kamera her yerde var, iyi ekran her yerde var ama bunların hepsini sunup da size 52.000 TL'ye, 53.000 TL'ye 512 GB verip, amiral gemisi verip, S Pen veriyor, ekran veriyor, malzeme veriyor, her şeyi veriyor. Samsung gibi bilindik bir marka. Şimdi OnePlus da büyük, Xiaomi de büyük de OnePlus Samsung kadar büyük değil. Marka değerinin bir fiyata yansıması oluyor. Üstelik adam size amiral gemisini veriyor, size bunu 53.000 TL'ye veriyor. Evet, S23 Ultra pahalı bir ürün ama şu fiyat, S23 Ultra'nın şu an bulunduğu fiyat, rahatlıkla fiyat performans olarak kabul edilebilecek bir miktar. Kabul edilebilecek bir rakam. Bakın S23 Ultra'nın ucuz oluşu, Türkiye'de ucuz oluşu, bu cihazın normal şartlarda yurt dışında iPhone 14 Pro Max'in ve iPhone 15 Pro Max'in rakibi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Apple ve Samsung her 6 ayda bir amiral gemisi çıkartıyor. Siz hiçbirini şu bunun rakibidir diye karşı karşıya getiremiyorsunuz. Çünkü ya Eylül'de çıkıyor, Ocak'ta çıkıyor. Öbürü bir daha Eylül'de çıkıyor. Arada 4-6 aylık bir fark oluyor. Bu yüzden hani S23 Ultra hem 14 Pro Max'in hem 15 Pro
Pro Max'in rakibi desek yıl olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve siz bunların rakibi olan ürünü, hadi 15 Pro Max'i sallayın, 14 Pro Max'i rakibi, 20-30 bin TL daha ucuz alıyorsunuz. Araya bir tane iPad Pro sıkıştırıyorsunuz. Bu cihazın fiyatı, evet hani çok ciddi bir fiyat. Ben çok verilebilir bir fiyat olduğunu düşünmüyorum. Türkiye şartlarında zaten her şey pahalı. Ama bu fiyat kesinlikle fiyat performans bir fiyat. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aklınızda bulunsun. Eğer bir şey seçilecekse ben direkt bu cihazın en güzel noktasının fiyat olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Herhalde 5-6 defa söylemişimdir. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bakalım şu S24'ler çıksın. Fiyatları görelim. Ona göre başka şeylerde konuşuruz. Ultra'ya 70-75 bin TL para veremeyecekseniz S23 Ultra'nın şu anki fiyatı iyi. Onu da söylemek lazım. S24'te ne gelir? Nasıl olur? O bir ayrı tartışma konusu. Bekleyip görelim. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.